Ebeveynlerinin boşanma davasında annesinin gördüğü şiddeti anlattı. Hayatının kabusunu yaşadı. Sabah karşı evinin önündeki otomobili keserle vura vura parçalandı. O gence bu dehşeti yaşatan bakın kim çıktı. Gölbaşı. Ya araba paramparça oldu ya. Arabamı keserle parçaladı. Aynaları yok, camları patlak, döşemeleri yırtıldı, kaput denilecek bir şey yok. Evinin önüne kadar geldi, otomobiline keserle defalarca vurdu. Ölüm tehditleri ise hiç durmadı. Üstelik o gence bunları yaşatan öz be öz amcasıydı. Seni öldürürüz. Genellikle bunları babam azbettirip amcama söylüyor. Amcam da geliyor beni tehditlerle işte çıkartmaya çalışıyor. Polis rica ediyorum ben. Lütfen çok acı. Bu kişinin yaptığı üçüncü olay. Hürkan bakma, sinirleniyordu. Fatma Hanım 29 senelik evliliğini şiddet ve alkol gerekçesiyle bitirmek istedi. Boşanma davası açtı. O dava yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Ancak o günden beri neredeyse çekmediği çile başına da gelmeyen kalmadı. Bu binanın tamamı bize ait. Onların istediği tek şey hiçbir şey almadan buradan çekip gideceksin. Senin hakkın yok. Boşanma davasının tek tanığı çiftin 29 yaşındaki oğullarıydı. O da annesinin şiddet gördüğünü anlattı mahkemede. İddiaya göre o ifadeden sonra babası ve onun akrabaları kendisine düşman kesildi. Sabaha karşı güm güm sesler duymaya başladım. Kalkıp baktığımda amcam aracımı perte çıkartıyordu keserle. Hürkan Akarsu olan biteni evin penceresinden kayda almaya başladı. Ancak sinirlenen, öfkelenen amca elinde keseri bu kez eve doğru fırlattı. Neyse ki o keser işte bu korkuluklarda kaldı. O keser içeri girseydi benim oğluma ya da gelinimin canına kastedeceklerdi. Sen o arabayı ne hakla parçalayabiliyorsun öyle? Mala zarar verme, tehdit, ölümlü tehdit, şantaj hepsi var. Beyefendi bir tane ekip gönderin şu binaya ya. Bu kadar mı zor ya? O saldırıdan sonra aracın camları ve aynaları kırıldı. Farlar kullanılamaz hale geldi. Üstelik sadece ön kaputta 9 ayrı böyle kesik darbe var. Yani bu aracın yaklaşık masrafı 25 bin lira. Otomobili paramparça olan genç amcasından şikayetçi oldu. Nöbetçi savcının verdiği karar nedeniyle can korkuları ise devam ediyor. Serbest bırakmasında anlam veremiyorum. Orada birinin ölmesi mi lazım?